Türkiye Petrolleri tabii ülkemizin amiral gemisi. Türkiye Petrolleri Yönetimi kurumun birçok faaliyetini özel şirketlere devrederek taşerona verme kararı aldı. İşte sondajlı, sismik, deniz sismiği, kuyu tamamlama gibi birimlerinin, jeofizik gibi birimlerinin kaydırılıyor olması başlı başına bu şirketi ufaltmaktır. Hedefi ise kurumu küçülterek özelleştirmenin önünü açmak. Bu şirketi ufaltarak sonunda da özelleştirmenin de önü açılacak bir yapıya doğru götürmek istenmektedir. Devirle birlikte çalışan yaklaşık 1000 işçi kamu istihdamı güvencesinden çıkarılmış olacak. 1000 gibi bir çalışanın bu dediğim ölçekte birimlerde çalışanların bir şekliyle devri söz konusu. Devredilecek bölgelerin başında terörle mücadele kapsamında hükümetin istihdamı artırmak istediği Adıyaman ve Batman geliyor. Bildiğiniz gibi o bölgelerde kabul etsek de etmesek de bir savaş var. Orada yaşanan hadise, orada yaşanan işler dolayısıyla da bölgenin hassasiyetleri var. Yani oradaki bir zenginlikten bahsediyorsak bu zenginliğin kaybolması da söz konusu ve dolayısıyla bir fakirleşmeye, bir ekonomik çöküntüye de gark olması da mümkündür. Hükümeti uyaran Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, özelleştirme değil, istihdamın artırılması gerektiğini söyledi. Bu illerde bir kalkınmayı, bu illerde bir barışı, bu illerde bir bütünlüğü, birliği sağlamaya dair proje varsa ki bunu açıklıyorlar dediğiniz gibi, bu projenin en önemli ayağı istihdamın kaybolmamasına ve bu bölgenin insanların da emeğiyle geçinen insanların da hak ve hukukunun kaybettirilmemesine bağlıdır. Eylem hazırlıklarını ulusal kanala anlatan Yaşar, emek hareketine birlik çağrısı yaptı. Şu anda önümüzdeki hafta eğer bu hafta içerisinde de bir görüşme sağlayamazsak muhtemeldir ki ciddi eylemliklerle önümüzdeki hafta Türkiye Petrolleri'nde arkadaşlarımızla beraber olacağız. Toplumsal menfaati ifade edecek. Emek hareketinin de bu konudaki dayanışmasını, birliğini ve hak ve menfaatlerini korumaya dair birlikteliği oluşturmanın da bir hareketidir. Onun için tüm emek hareketinin ve dediğimiz gibi mühendis odaları, jeofizik odaları ve buna bağlı tüm katmanlarında bize katkı sunmasını talep ediyoruz.